SCV ekranından sevgiler, selamlar bizi izleyen tüm izleyicilerimize. Bugünkü duayenlerin konuğu sevgili eğitimci, yazar, değerli abimiz, hocamız Sayın İbrahim İpek. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Yine değerli, yani hocam şu ana kadar iki tane değerli bir kitap yazdı. Birisi Köy Yöneticileri, bir de Köy Yöneticileri ile ilgili bir kitabınız vardı hocam. Bir de İmam Hatip Okulları'ndan, Köy Yöneticileri'nde İmam Hatip Okulları'ndan, ikincisi de Sadık Bağıköy'ü olarak bir kitabınız var. İki tane kitaptan sonra şimdi üçüncü bir önemli kitabı yazdınız. Evet. Gerçekten şimdi Eskişehir'in unutulmaya yüz tutmuş bir ismi olan rahmetlik Hacı Süleyman Çakır, hayırsever bir isim. Hacı Süleyman Çakır Eskişehir'de unutulmaya yüz tutmuş bir kişiliğiydi. Ama siz bu son yazdığınız o Yunus Emre Süleyman, Hacı Süleyman Çakır ve Lisesi kitabınızla birlikte tekrar Süleyman Çakır'ı gündeme getirip tekrar hafızalara kazımaya çalıştınız. Gerçekten Eskişehir adına yapılmış çok önemli bir, Eskişehir adına yazılmış çok önemli bir kitap. Neden esinlendiniz bu kitabı yazmak için? Şimdi 27 Mart 1971 Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü. Dolayısıyla bu yıl 50. ölüm yıl dönümü oluyor. Pandemi ortamı olmasaydı bir salonda ona yakışır bir şekilde Süleyman Çakır'ı anmaya çalışacaktık. Ama pandemi ortamı olunca sağ olun sizler yardımcı oldunuz. Bu açığı öylece kapatıyoruz. O bakımdan Sadi Seda'ya ve STV'ye teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, siz aynı zamanda Süleyman Çakır Lisesi mezunusunuz. Bu okulun da uzun yıllar dernek başkanını yaptınız. O yüzden Süleyman Çakır kimdir? Şimdi bizi izleyen pek çok kimse, dediniz ya 52. ölüm yıldönümü diye, genç desinler özellikle veya orta yaşlılar diyelim, Süleyman Çakır, o okulda okumayanlar Süleyman Çakır kim olduğunu bilmezler. O nedenle siz hem okul mezunusunuz hem de dernek başkanı yaptınız. Süleyman Çakır kim olduğunu kısa bir özetleyebilir misiniz? Şimdi Süleyman Çakır'ın kim olduğu böyle birkaç programda anlatılamaz. Süleyman Çakır Eskişehir'imize, Türkiye'ye, hatta Haç yolunda bir kısım yerlere, eğitimde, sağlıkta öylesine şeyler yapmışlar ki. Hatta hocam, Kurtuluş Savaşı yıllarında Eskişehir'de öğretmenlerin... Geleceğim, oraya geleceğim. Şimdi bugüne kadar Süleyman Çakır hakkında doyurucu bir eser yazılmamış. Evet. Hatta internet ortamını araştırırsanız orada bir sayfadan fazla bir şey bulamazsınız. Maddeler halinde yazmışlar o kadar. Evet. Oysa Süleyman Çakır'ın felsefesi çok önemli. İleride belki oraya geleceğim. Süleyman Çakır kazandıklarının hemen hepsini, evet, hayır işine, eğitime ve sağlığa vermiştir. Bu bakımdan Süleyman Çakır'ın Eskişehir'e kazandırdığı eserlerde kız öğrencilerimiz özellikle lisede, kız öğretmen okulunda, ki bu yaklaşık 50 yılda 50 bin kişinin üstünde. Evet. Orada ışık almışlardır, eğitim almışlardır. Şimdi Süleyman Çakır'ın ünlü bir sözü var. Ona mal edilmiş o. Hı hı. Bunu ben ilk kez Rifat Çıkıllı'dan, kız kardeşinin oğlu, dinlemiştim.
İbadet ağaç altında da yapılır ama öğretim bina ister. Evet. Bu felsefesiyle Süleyman Çakır Eskişehir'e önce Bademlik'teki kız öğretmen okulunu yaptırmış. Arkasından Süleyman Çakır kız lisesini yaptırmış. Bu lisenin ömrü 50 yıl oldu. Oraya geldiğinde... Şu anda rahmetli Süleyman Çakır'ın fotoğrafı hocam. Çok güzel bak fotoğrafını almışlar. Süleyman Çakır'ı eserlerini teker teker incelerken kim olduğunu daha iyi açıklamış olacağız. Tabii az önce söyledik ya, yani şimdi sadece Eskişehir'de değil, İstanbul'da da pek çok hayır yardımlar yapmış. Artı Haç'ta da bir takım hizmetleri olmuş. İşte az önce ifade etmeye çalıştım, siz daha iyi anlatacaksınız. Kurtuluş Savaşı'nda öğretmenlerin maaşını vermiş. Bu çok önemli. Şimdi şöyle sırayla gidersek, evet. Süleyman Çakır nereden gelmiştir, nereye gelmiştir? Oraya bakalım Sadi Bey, hı-hı, isterseniz. Tabii tabii. Şimdi Süleyman Çakır, babası Hüseyin Çakır, annesi Ayşe Çakır, Sakarya kenarında bir köyde doğmuşlar. Evet. Daha sonra Eskişehir'e gelerek taş başında ticaretle uğraşmaya başlamışlar. Ve bu esnada iyi de para kazanmışlar. Süleyman Çakır'ın yaptıklarının bir kısmında babası Hüseyin Çakır'ın büyük payı var. Evet. Şimdi Hüseyin Çakır'ın 6 çocuğu olmuş. Bunlardan 3'ü kız, 3'ü erkek. En sonra olan Abdullah Çakır evlenmeden önce vefat etmiş. Evet. En büyüğü Ahmet Çakır. Onun 4 tane evladı olmuş. Reşet Çakır, Müzeyyen Çakır, Adviye Çakır, Şükrü Çakır. Daha sonra Süleyman Çakır ikinci oğlu ve onun çocuğu yok. Evet. Ama bütün çocuklar onun sanki. Tabii o okullardan mezun olan tüm öğrenciler onun çocuğu sayılır. Tabii. Daha sonra kız kardeşi Emine Çakır. Bu Erden. Alime Çakır müezzin oğlu. Habibe Çakır Çıkıllı oğlu. Kızlar da Eskişehir'in en tanınmış ailelerin fertleriyle evlenmişler. Evet. Böylece Süleyman Çakır'ın soy ağacı giderek genişlemiş, yayılmış, gitmiş. Burada o detaylarıyla belli. Evet. Şimdi ben kameraman arkadaşına rica edeyim. Şimdi sevgili öğretmenimin yazmış olduğu Hacı Süleyman Çakır ve Lisesi kitabı. Bugün, dün mü ne zaman teslim aldın hocam bunları? Kitapları ne zaman teslim aldınız? Kitapları 3 gün önce teslim, evet, aldım. 3 gün önce teslim aldı. Şu anda 1000 tane herhalde basıldı, evet, değil mi hocam? 1000 adet basıldı. Dernek binasında, şu anda Süleyman Çakır Mezunları Dernek binasında. Evet, onu izah edeyim. İzah edeyim. Buyur onu. Hocam. Şimdi Süleyman Çakır kitabını yazdığım zaman Süleyman Çakır kitabına katkıda bulunacak, özgeçmişleriyle, anılarıyla katkıda bulunacak kişiler bana yardımcı olmak için adeta yarıştılar. Evet. Sağ olsunlar, Eskişehir'deki belediye başkanlarımızın hepsi kitabım için yazı gönderdi. Hı hı. Anılarını gönderdi. Evet, kitapta var. Bu arada milletvekilimiz Jalenur Süllü, Süleyman Çakır Kız Lisesi mezunu aynı zamanda.
O da aynı şekilde çok ilgisini gördüm onun. Evet. Bu teklif oradan geldi. Dedi ki hocam bu kitabınızı belediyelerimizden herhangi biri basar. İyi dedim o zaman. Ben de memnun olurum. Evet. Bunu bastıktan sonra da telif hakkını kurduğum Süleyman Çakır Derneği'ne bağışlarım. Orada o yolla biraz da maddi yardımım olur. Derneğimizde çok güzel şeyler yapar. Aynen. Öyle oldu sağ olsun. Ahmet Ataç Bey'le görüşmüşler. O da memnuniyetle kabul etmiş bunu. Onun için burada Sayın Başkanım Ahmet Ataç'a ve onun ekibine, tabii ki, grafikerler falan çok yoğun çalıştılar. Çok çok teşekkür ediyorum. Süleyman Çakır Camiası'na çok büyük hizmet etmiş oldular. O bakımdan teşekkürlerimi sunuyorum. Hatta hocam geçtiğimiz günlerde Odunpazarı Belediyesi meclis toplantısı vardı. Meclis toplantısına siz de katıldınız. Sayın Kazım Kurt herhalde sizi davet etti. Orada da bir konuşma yaptınız. Artı orada Sayın Odunpazarı Belediye Başkanı ve Odunpazarı Belediye Meclisi'yle birlikte bir teklif gündeme geldi. Odunpazarı bölgesinde yeni açılmış bir parka da Hacı Süleyman Çakır ismi verildi. Evet, şimdi o sanırım bir yıl önceydi. Evet. Sağ olsunlar belediye başkanlarımızın üçü de eğitim denildiği zaman ellerinden geleni yapıyorlar. Süleyman Çakır Derneği'ni kurduktan sonra dernek olarak belediye başkanlarımızı ziyaret edelim dedik. Sesimizi duysunlar, evet, isteklerimizi duysunlar. İlk olarak Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a gittik. Kim olduğumuzu, ne olduğumuzu anlattık ona. Dedik ki, ne yapabilirsin, hı hı, bizim için? Bir tane park verelim size dedi. Tamam. Peki nasıl olacak bu iş? Hemen yardımcısını çağırdı. Bitmek üzere olan alan önünde yaklaşık iki dönüm içerisinde havuzu olan, kameriyeleri olan, evet, çok güzel, bakımlı bir park. Ora nasıl olduğunu sordu filan. Gelen yardımcısı da anlattı durumu. O zaman dedi ki oraya Süleyman Çakır Parkı adı verelim. Tabii biz çok mutlu olduk. Evet. Daha sonra gördük ki oraya Süleyman Çakır'a yakışan çok güzel bir pano koymuş ve çok güzel bakımı var. Hemen yakınında da bir ilkokul var. Öbür tarafında askeriye var. Ben bu kitabımda o parkı aldım. Mümkün olsa da gösterebilsek. Şimdi onu gösterelim hocam. Yani kameraman arkadaşım onu yakından çeker. Kaçın sayfa hocam o? Parkın fotoğrafı kaçın sayfa? İçindekilere bakarsan görürsün orada kolayca. Sonuna doğru. Dernekten önce. Evet, siz anlatın. Evet, buldum. Kameraman arkadaşım onu şimdi gösterecek. Siz anlatın hocam, anlatın. Evet, şimdi Süleyman Çakır Parkı pandemi ortamı kalktığı zaman çok büyük bir kalabalıkla açılışı yapılacak. Evet. Derneğimiz bunu planladı, bunu düşünüyor. Orada hem kitaplarımızı imzalamış, üyelerimize ulaştırmış olacağız. Hem Süleyman Çakır'ın 50. yıl dönümünü anacağız.
Ve öylece de o park öylesine şenlenecek. Evet. Onun dışında Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ziyaretine gitme olanağı bulamadık dernek olarak. Evet. Pandemi ortamı geliverdi. Ama kitabımıza bir ön söz yazmış. Hanımı Şeyhan Büyükerşen de Süleyman Çakır'da öğretmen olarak çalıştı. Oradaki anılarından bahsetmiş. Onun dışında Süleyman Çakır'a yakışan bir heykelin Eskişehir'in çok mütena bir yerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu Sayın Büyükerşen'e teklif edeceğiz. Buradan bu sesimizi umarım duyar sizin aracılığınızla. Onu da bir gün Eş TV'nin de katılımıyla inşallah açarız. İnşallah tabii ki. Yani memnunum çünkü gerçekten Eskişehir'in unutulmayacak hafızalarından birisi Hacı Süleyman Çakır. Eskişehir'e çok büyük emekli olmuş, eğitim yönünde özellikle çok büyük katkılar sağlamış. Bu yüzden Eskişehir'de bir Hacı Süleyman Çakır diye cadde var galiba, değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Ama yani öyle bir heykelin olması Eskişehir adına çok önemli. Evet, evet. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Dernek olarak da aynı şeyi düşünüyoruz. Sanırım Sayın Belediye Başkanım da buna katılır. Evet. Tabii ki mutlaka dikkat alınacağını düşünüyorum. Evet, evet. Çünkü o da evet. Eskişehir'in en azından eşi hanımefendi Seyhan Hanım orada öğretmenlik yapmış bir anları var. Ya. Evet, evet. Yani Süleyman Çakır için ne yapsanız yeridir. Evet. Şimdi İstanbul'da da sadece Eskişehir'de İstanbul'da da Hacı Süleyman Çakır'ın katları yardımları olmuş. İstanbul'a neler yapmış Hacı Süleyman Çakır? Şimdi 1920'lerden önce Hacı Hüseyin Çakır İstanbul'a adımını atmış. Evet. Hangi tarih olduğu pek belli değil ama İngiliz işgali altındaymış o zaman, evet. İstanbul. Orada 5,5 dönüm yer içerisinde güzel bir tane yazlık köşk yapmış. Evet. Bu Hüseyin Çakır'ın çocukları orada büyümüşler. Bahçede çalışarak kitapta belli o. Buradaki anılarını filan yazmışlar. Hala torunlarının hayatta olanları var. Arif Müftüoğlu, Süleyman Müftüoğlu uzun uzun İstanbul'daki o anılarını anlatmışlar, evet. Kitapta. Şimdi o arada İstanbul'da da boş durmamış. Bir takım tesislerin onarımını yapmış. Süleyman Çakır ve Hüseyin Çakır, evet. Çocukları. Daha sonra bakın burada var. Şöyle Erenköy 100 yataklı Verem Savaş Hastanesi. Nuru Osmaniye Medresesi restorasyonu. Horhor Camii ve Çeşmesi restorasyonu. Evet. Kutsal topraklar için hacıların Mekke ve Medine arasında dinlenmeleri ve abdest almaları için ihrama girdiği yerler.
Yani İstanbul'da bu kadar da değil. Daha anlatılacak çok şey var. Süleyman Çakır'ın yanı sıra Hüseyin Çakır da büyük bir bağış sahibi. Evet. O da hayırsever. Ama Eskişehir'deki hemen yatırımların birçoğunu Süleyman Çakır yapmış. Oraya geleceğiz herhalde teker teker. İşte Süleyman Çakır Kız Öğretmen Okulu, Süleyman Çakır Lisesi, Süleyman Çakır Huzur Evi, onları sırayla teker teker anlat hocam. Anlatalım. Ha, şimdi bu 400 küsür sayfa kitap Süleyman Çakır hakkında bilgi ve belge dolu. Evet. Bu pandemi ortamında çok zor olsa da birçok kişilere ulaşabildim. Yaklaşık bu benim 1,5 yılımı aldı. Süleyman Çakır Lisesi yıkıldı. Arşivi Süleyman Çah Lisesi'ne taşındı. Ve ben oraya bir süre arşive ulaşamadım. Ama sonra bir yolunu buldum, arşive ulaştım. Neden ulaşamadın hocam? Yani izin mi vermediler? Yani arşive ulaşmak için izin mi alamadın? Tabii canım, şimdi arşiv benim için çok önemliydi. Yasal yollardan gittiğim halde bilmiyorum ne gerekçeyse bana arşivi açmadılar. Daha sonra bir arkadaşıma bu derdimi anlattım. Adını söylemeyeyim şimdi. Evet. O dedi ki yarın ben sana o arşivi açtırırım ve arşiv bana açıldı. Ondan sonra da benim yolum açılmış oldu. Evet. Şimdi Süleyman Çakır'ın Eskişehir'de yaptıkları ilkin Kız Öğretmen Okulu. Neden öyle? Bademlik'teki. Evet. 1960. Bitişi de 62-63. Sonradan bu eğitim enisi olan okul değil mi hocam? Sonradan eğitim enisi olan. Oraya geleceğim. Hı-hı. Oraya geleceğim. Şimdi Süleyman Çakır Kız Öğretmen Okulu Bademlik'te 1962-63 yılında açılmış. Ama bugün orası olmadığına göre öğretmen okulu olarak binası vesaire duruyor da aklıma burada kim çalıştı? Buradan kimden bilgi alırım ben? Evet. Önce Murat Kahyoğlu geldi aklıma. Ona rica ettim. Dedim ki benim böyle bir çalışmam olacak. Bana yardımcı olur musun? Hay hay dedi ve Süleyman Çakır Kız Öğretmen Okulu hakkında bu kitaptaki yazı arkadaşım burada neredeydi o? Tamam, Murat Kahyoğlu'nun. Bunun detaylarını istersen çok kısaca belirteyim. Buyur hocam. Süleyman Çakır Kız Öğretmen Okulu. Açılış tarihi 1962-63 öğretim yılı. Öğrenci sayısı 250-300. Kurucu kadro müdür Nejat Leblebicioğlu, müzik öğretmeni. Evet. Müdür baş yardımcısı Turan Aydın, matematik öğretmeni. Müdür yardımcısı Salih Zeki Aras, matematik öğretmeni. Yer Odun Pazarı Bademlik mevki. Öğrencilerin tamamı kız. Süleyman Çakır okul binasını tamamen kız öğrenci okutulması koşuluyla bağışladı. Sırasıyla diğer müdürler Cemalettin Yelbaşı, Hikmet Gürsoy. Daha sonra
1973-74 yılında, yani 10 yıl sonra, evet, burası öğretmen lisesi oldu. Daha sonra da Osman Gazi Üniversitesi'ne devredilmek suretiyle mühendislik bölümüne tahsis edildi. Eski adıyla eğitim enstitüsü. Evet, şimdi onu diyeceğim. Orhan Oğuz zamanında eğitim enstitüsü oldu. Evet. Bu eğitim enstitüsünde biraz da acayiplik var. Niye? Tarım bölümü açıldı. Ya tarım bölümü açacaksan orada çifteler köy enstitüsünün arazisi boş. Evet. 5000 dönüm arazi var. Şimdi Bademlik'teki kız öğretmen okulunda tarım okulu yaparsanız evvela uygulama bahçeniz yok. Evet. Evet. Ama bir süre öyle devam etti. Sonra eğitim enstitüsü olmadı. Erkek öğrenciler yatılı değildi. Kız öğrenciler de vardı. Yatılıydı. Uzun sürmedi. Sonra da üniversiteye devredildi. Hı-hı. İşte. Şeyin durumu böyle. Kız öğretmeni okulunun durumu böyle. Şimdi kız lisesine gelirsek. Gelelim mi oraya? Tabii gelelim. Ha. Şimdi kız lisesine gelirken ben arkadaşımdan rica edeyim. Süleyman Çakır kız lisesinin eski hali. Yıkılmadan önceki fotoğrafı var. Bir onu da ekrana getirelim. Evet hocam, siz konuşun. İbrahim hocam, siz konuşun. Şimdi Süleyman Çakır Kız Lisesi'nin yapılışında eski hali. Evet, eski hali. Önce bunun arsasının çok büyük sorunları oldu. Evet. Bu arsa azınlıklara ait bir arsaymış. Daha sonra azınlıklar Eskişehir'den gidince CHP o arsayı edinmiş. Demiş ki biz buraya bir opera binası yapalım. Ve opera binası başladı. Belki bilirsiniz siz de. Şimdi 3-4 kat kaba inşaatı yapıldı ve öyle bekledi uzun süre. Evet. Şimdi Yılmaz Büyükerşen'in burada anlattığına göre yapımı üstlenen müteahhit iflas etmiş. Bu inşaatı bitiremeyeceğini anlayınca çimento çürüktür diye bir rapor alma yoluna gitmiş ve öylece inşaat tamamlanmamış. Yılmaz Bey burada öyle anlatıyor. Hı hı. Ama bizim duyabildiğimiz şey, Çukurhisar çimentosu o zaman çürük çıkmış, dolayısıyla bina tamamlanamadı denildi. Evet. Sonra bu bina bir süre öyle kaldıktan sonra Süleyman Çakır demiş ki ben buraya bir kız okulu, kız lisesi yapayım. Evet. Ama arsa sorunlu. Buranın ilk müdürü, Süleyman Çakır'ın ilk müdürü Şaban Öntuna. Süleyman Çakır lisesine gelmeden önce kız ortaokulu müdürü orada. Evet. Daha önce Atatürk Lisesi'nde tarih öğretmenliği yapmış, Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı yapmış. Ben de kendisiyle 11 yıl birlikte çalıştım müdür yardımcısı olarak. Çok çok takdir ettiğim çalışkan birisiydi rahmetli Şaban Öntuna. Evet. Şimdi kız ortaokulunda kızlara yoğun bir şey var, akın var okula. Hı hı. Geceleri kaydolabilmek için veliler geliyorlar. Şaban Öntuna bunu görüyor. Rifat Çıkıllı'yı görerek Süleyman Çakır için
bir randevu istiyor. Evet. Varıyor Süleyman Çakır'ın evine, kendisini tanıtıyor. Diyor ki bir kısım aileler karma okullarını, çocuklarını göndermek, kızlarını göndermek istemiyorlar. Evet. Kız ortaokuluna da kaydolmak için geceleri geliyorlar. En çok 850 öğrenci mevcudumuz olabiliyor. Siz Eskişehir'in hayırsever bir insanısınız. Lütfen şu kızlarımız için bir okul yapın. Evet. Süleyman Çakır'ın hoşuna gidiyor bu. Ama diyor, bana o opera binasının yapıldığı arsayı verirsen, alıverirsen, ister 3 milyona çıksın, ister 5 milyona çıksın, ben oraya senin istediğin okulu yaparım. Böylece Şaban Öntun'a İlköğretim Genel Müdürlüğü ile görüşmek suretiyle, onlarla yazışmak suretiyle, burada o belgelerin hepsi var. Var. Yazıştığı belgelerin evet. hepsi var. Suretiyle bu arsayı Süleyman Çakır Kız Lisesi yapılmak üzere teslim alıyorlar ve Süleyman Çakır buraya 1963 yılında filan başlıyor. Süleyman Çakır Kız Lisesi'nin yapımında İsmet Aktop milletvekili. Değil mi hocam? Hayır, şey o. Neyse yani üşleniyorlar o. Başka bir bölden model almak suretiyle filan geliyorlar. Ve Süleyman Çakır Kız Lisesi 3,5 milyon liraya mal oluyor o zaman. Süleyman Çakır bunu 12 Mayıs 1965'te bitiriyor. Cihat Bilgehan geliyor şeye. Açılışa Cihat Bilgehan geliyor. Ayrıca Eskişehir Valisi var, Milli Eğitim Müdürü var. Böylece Süleyman Çakır Lisesi 12 Mayıs 1965'te resmen açılıyor. Şimdi bunun açılışında şu sonunda o zamanki basından aldığım gazete küpürleri var. Çok yağmurlu bir gün olduğunu yazıyorlar. Burada işte Feyyaz Arseven'in yazısı var. Ondan sonra Naci Gerendos. Evet, Naci Bey'in yazısı var. Daha da başka yazılar da var burada, çok güzel açıklamış. Feyyaz Arseven yağmurlu bir günde nasıl ısladığını, onu da böyle edebi bir dille filan anlatmış. Çok çok güzel. Şimdi İbrahim Hocam, kitabımda baktığımda Milli Eğitim Bakanlığı Hacı Süleyman Çakır'ın Tunç'tan büstünü yaptırıyor diye bir gazete küpürü var. Bu yapılmış mı? Şimdi ne bileyim, onu ben nasıl açıklasam? Cihat Bilgehan Tuş'tan bir büst hediye ediyor açılışına. O büst okulun önünde devamlı duruyordu. Evet. Sonra bu okul yıkıldığı zaman
arşivi ve eşyaları sanayideki Süleyman Şah Lisesi'ne taşındı. Ben işte o yıkılmadan önce yıkıldı. Evet. Yıkıldı. Eşyası, evet. Öğrencisi, her şeysi oraya taşındı. Ben kitabı yazabilmek için o arşive ulaşmak istedim. Burada benim kitabın baş tarafında arşiv serüveni diye bir seri yazım var. O arşiv serüveninde bu şeye de değiniyorum. Büstün evet. Durumuna. Evet. Şimdi bana arşiv işte bir arkadaşımın yoluyla açıldığı zaman Süleyman Şah Lisesi'nin kapısından girdim. Hemen karşıda Süleyman Çakır Lisesi'nde kazanılmış kupalar var, şiltler var. Süleyman Çakır'a hediye edilmiş tarihi bir piyano vardı. O var. Ama baktım Süleyman Çakır'ın Tunç'tan büstü yok. Yok. Şimdi tabii bunu sormaz mısınız oradaki kişilere? Müdür değişmişti. Bana arşivi açmayan müdür değişmişti. Oraya yeni genç bir müdür geldi. Çok saygılı birisi. Sonra açtı bana arşivi. Hocam dedi yanına istersen eleman vereyim. Her türlü yardımı gösterdi. Arşivi açmayan müdür tabii büstü bilecek. Oraya taşıyan bilecek. Kendisine telefon ettim. Bu büstü göremedim mi, nerededir diye. Yıkımı üstlenen müteahhit almış götürmüş olabilir dedi bana. Böylece o müst hala oralarda yok. Hayır yani şimdi yıkımı yapan müteahhit nasıl almış götürmüş olabilir? Yani o sizin ilk önce koruyacağınız okulun demir başlarından bir tanesi. O büst. O büstü ilk önce sizin, yani okul müdürü olarak sizin saklamanız lazımdı. O büstü oradan alıp o emaneti bir yerde saklayacaksınız sağ salim. Ondan sonra okul müdürüne tekrar taşımanız lazımdı. Burada bir ihmal var demek ki yani. Aynen öyle. Şimdi bazı eşyalar var. Bunlara paha biçilmez. Tabii. O gibi şeyleri özel arabanızın aynen. arkasına Atatürk büstüdür, Atatürk fotoğrafıdır, orayı yaptıran kişinin eşyasıdır, büstüdür, hediyesidir. Onları özel taşıyacaksınız. Ama herhalde öyle sanırım ki belediye başkanlarımızdan rica edip yerine onu koyacağız gibi geliyor. Hocam, şimdi sizin kitabınızda tarih yapmışsınız. 1955'te yapılmış bu büst. 1955 yılında yapılmış büst. İşte Cihat yani, Bilge Han evet. açılışına geldiği zaman bir büstü hediye edeceğini söylemişti. Yani evet. Evet yani benim yaşında veya işte benim doğduğum yıllarda bu söz verilmiş, sonra gerçekleşmiş. En azından bu büst gerçekten o da bir okulun önemli bir simgesi. Bence yani o müteahhit alıp götürmez orada. Muhtemelen yıkım esnasında kimse ilgilenmedi. Müteahhit de onu okulun yıkım sırasında halletti. Bilemem artık. Belki de onun peşine düşeceğiz. Bilmiyorum nasıl olur, ne olur, nerelerde buluruz. Şimdi Feyyaz Hocam, gerçekten Feyyaz Hocam'ın yazısı çok önemli. Feyyaz Arsezen. Feyyaz Hocam ne demiş Süleyman Çakır'la ilgili hocam? O, okulla ilgili ne demiş Feyyaz Hocam'ın yazısı? Şimdi onu burada bir bulalım. Evet yani çünkü Eskişehir basın tarihin Naci Gerendoz, Feyyaz Hocam, Mehmet Aktop Hocam. Bunlar Eskişehir basın tarihin önemli isimlerinden de. Bakın şimdi burada Feyyaz Arseven'in yazısı var.
Naci Gelen Dost'un yazısı var. Onu bir okuyayım izin verirsen. Tabii buyurun. Memnun olurum. Dün bir rahmet vardı Eskişehir'de. Bereket damlaları, müşfik annelerin tatlı gözyaşları misali saçlarımızda dolaşıyor, ılık ılık yanaklarımızdan gönlümüze doğru akıyordu. Ben doğdum doğalı, oldum olalı, böylesine tatlı, böylesine kişiye huzur veren yağmur görmemiştim. Evet. Onun için değil mi ki hamiyet perver vatandaşımız Hacı Süleyman Çakır'ın yaptırdığı modern kız lisesi töreninde yağan yağmur 2 Eylül Caddesi'ni ve okul kapısını dolduran binlerce vatandaşa anne nefesi gibi geldi. Esasında böyle mübarek bir insanın fazilet yarışının bir mesafesini teşkil eden büyük eserin açılış töreninde konuşanlar hepimize heyecan dolu bir ağlayışa sevk ediyor ve gözyaşlarımız yağmur damlalarına karışıyordu. Hiç çocuğu olmamış Hacı Süleyman Çakır'ın ama o toplumun babası, binlerce insanın hamisi mevkiinde ve o sırra ermişti. Durmadan bizi ıslattığı halde ıslanmamızın farkına varmadığımız dünkü yağmuru ömrüm boyunca unutmayacağım. Ve dün yağan yağmurun altında nur yüzlü sakalından zerrecikler, rahmetler dolaşan ölümsüz alam Hacı Süleyman'ı yaşadığımız sürece yaşatacağım. Böyle devam edip gidiyor evet. İşte. Yani evet. Hem Süleyman Çakır'a hem de bu vesileyle Naci Gelen Dost abimize rahmet diliyorum. Evet, evet. Başkalarının da var burada zaten. Ben kitabın sonuna 1965'in gazetelerini taradım. Orada çok güzel yazılar yazılmış. Onları kitabın sonuna ekledim. Evet. Evet hocam, biraz hızlı gidelim artık. Şimdi eski doğum evinin, millet hastanesinin olduğu alanda soruyorum Süleyman Çakır'larında. Veya doğum evini mi yaptırdı Süleyman Çakır? Yani o eski doğum evinin olduğu alana hastaneyi Süleyman Çakır mı yaptırdı? Şimdi Süleyman Çakır'ın babası Eskişehir'de ticaretle uğraşıp da biraz para kazanmaya başladığı evet. zaman eski millet hastanesi, hı hı. eski doğum evinin olduğu yer, o Assubay evi... Şimdi sağlık müdürlüğü olarak kullanılıyor. Sağlık müdürlüğü. İşte orası babası tarafından yapılmış. Hüseyin evet. Çakır Hüseyin tarafından Çakır yapılmış. Onun dışında Çarşı Camii. O da Hüseyin Çakır tarafından yapılmış ama sonraki işte savaş yıllarında filan zarar görmüş evet. Çarşı Camii. Süleyman Çakır bu sefer de onu onarmış. Babasının mirasını korumuş. Tabii aynen yani babasının izinde yürüyenlerden evet. birisi. Şimdi asıl Süleyman Çakır'ın Eskişehir'deki yaptıklarından birisi de
Huzur Evi. Evet. Karapınar'daki. Şimdi Süleyman Çakır Huzur Evi yaklaşık 10 dönüm bir arazi içerisinde. Evet. 2000 metrekareye yakın kapalı alanı var. Bugün bunu, hala kullanılmakta. Bunu incelemek üzere gittiğimde pandemi ortamı vardı. Beni içeriye almadılar. Ama bu kitaba Huzur Evi'nin yazılması lazım. Evet. Çok önemli bir kuruluş. Yani. Ne yaparım dedim. Kapıdaki nöbetçiye dedim ki burada çalışanlar, müdürler kimler var? Telefondan bir bağla, ben bir görüşeyim falan. O suretle huzur evinde uzun süre müdürlük yapmış Sabit Gökmen diye birisinin adresini verdiler bana. Evet. Sabit Bey öğretmenmiş. Ticaret Lisesi'nde de öğretmenlik yapmış. Hı. Ama İmam Hatip kökenli gibi geldi bana. Onu buldum adalarda bir yerde. Onu buldum. Dedim ki benim böyle çalışmam var, bir gayretim var. Süleyman Çakır huzur evini olsa olsa ben senden öğrenebilirim. Evet. Lütfen dedim bunun fotoğraflarını çek, nasıl oluyorsa yaz ve benim e-mail adresime gönder. Sağ olsun Sabit Gökmen bunu yaptı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Onun ayrıca hem kitabımı götüreceğim hem ziyaret edeceğim. Yani. Bu üyeliği unutmuyorum. Şimdi Süleyman Çakır Huzur Evi Türkiye'de ikinci huzur evi. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Süleyman Çakır'ın yaptığı işi Türkiye'de ikinci huzur evi. Bu 1967 yılında yapılmış yaşlı kişiler için, kendi işini kendi göremeyen kişiler evet. için. Daha sonra bu Çocuk Esirgeme Kurumu'nun himayesine aktarılmış. Hı hı. Oradan da alınarak işte Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulduğu evet. zaman oraya aktarılmış. Ama orada bir Süleyman Çakır Derneği Koruma Başkanı Aysel Uzcan buraya büyük ölçüde hizmet etmiş. Evet. Bakımını, tamirini yaptırmış filan. Aysel Hanım'a ulaşmak için akşam telefon ettim. Maalesef rahatsız olduğunu söylediler. Bu Süleyman Çakır Huzur Evi 9.590 metrekarelik arsa üzerine 2,5 katlı bir binadan oluşmaktadır. Bina 1100 metrekare alana inşa edilmiş olup 2750 metrekare kapalı alana sahiptir. Bodrum katı, çamaşırhane, bulaşıkhane, mutfak, ambar, teknisyen odası ve kalorifer dairesinden oluşmaktadır. Birinci kat idare bölüm, çay ocağı, berber nöbet odası, 12 adet yaşlı odası, yaşlı yemekhanesi, mescit, hamam, yaşlı sigara odası ve yaşlı oturma odasından oluşmaktadır. İkinci kat sosyal servis, revir, fizyoterapist odası, depo, arşiv, hamam, personel yemekhanesi ve yine 12 adet yaşlı odası ve oturma salonundan oluşmaktadır. Huzur evi 70 kişilik kapasitede olup 35 erkek,
35 bayan yaşlıya hizmet vermektedir. Birinci kat erkek yaşlılara, ikinci kat bayan yaşlılara ait. Öğretmenim, programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istedim. Konuştuklarımızı konuşmadık ki daha. Okuyacağız. Ne zaman süremiz, süremiz bu kadar hocam. Yani biz ayrılan süre, çünkü bizden sonra başka program başlıyor. Kaç dakika vaktimiz var? Hocam son sözlerinizi almak istiyorum. Çünkü süremiz bitti. Şimdi o zaman az da olsa Süleyman Çakır Derneği'nden bahsedeyim. Hemen, çünkü bizden sonra başka Çakır program var. 2017'de kurdum. Bir süre kurucu başkanlığını yürüttüm. Şimdi bir eczacı öğrencimiz onun başkanı. İnşallah bu kitabı da gerekli yerlere ulaştırmak suretiyle çok güzel çalışmalar yapacaklar. Ama bu kitabın hazırlanışı, bu kitabın oluşması nasıl oldu, nice oldu? Onlara da kısaca değinmek istiyorum. Hemen, çok kısa mı? Çünkü evet, vaktimiz kalmadı. Şimdi Süleyman Çakır'ı daha önce de söylediğim gibi Eskişehir'de kitaplaştıran kimse olmamış. Ama Süleyman Çakır'ın Eskişehir'de yaptığı binalardan, liselerden, öğretmen evlerinden, öğretmen okullarından 50 bin kişi mezun olmuş. Evet. Öyleyse Süleyman Çakır'a bizim bir vefa borcumuz var. Bu borcu ödemek için orada 11 yıl çalışmış birisi olarak benim bir görevi üstlenmem gerekirdi. Bunu da yapabildiğim için çok mutluyum. İnşallah bu bir kaynak teşkil eder bundan sonraki gelecek nesillere. Ve böylece bu kitap daha da kapsamlı olarak daha güzel ellere ulaşır. Evet, en azından Hacı Süleyman Çakır'ı tanımayanlar veya az çok hafızasında yaratmış ama kim olduğunu da detay bilmeyenler sizin bu kitabınızla birlikte. Evet, aynen öyle. Anlayabilecekler. Peki hocam, son olarak kapatmadan önce bir şiiriniz vardı sizin pandemiyle ilgili. Onu da okursanız ondan sonra kapatalım. Pandemiyle ilgili şiir mi? Evet. Perişan. Sizde yoksa bende var, vereyim. Şimdi zaman olsa sana bunu hediye edeyim. Asıl Sivrihisarlıyız biz şiirim var. Bu çok daha farklı bir şey. Evet. Keşke onu da okuyabilseydik. Şimdi artık zamanımız yok. Şu şiiri okuyarak kapatıyoruz. Biz. Şimdi benim bir kitabı oluşturacak kadar da şiirlerim var. Evet. İnşallah başka bir gün de onda buluşacağız. İnşallah seninle hocam. Bu Perişan şiirini yazdım. Bir öğrencimin beyi de bunu saza uyarlamış. Çok çok güzel, onu da paylaştım. Perişan, bir koronavirüs yetti canıma. Keyifler perişan, haller perişan. Nice insanların kıydı canına, bahçeler perişan, güller perişan. İnsanlar sokağa çıkamaz oldu. Bir dostun elini sıkamaz oldu. Her şey alt üst oldu, düzen bozuldu. Köprüler atıldı, yollar perişan. Ne etkinlik kaldı, ne toplantı var. Ha bugün, ha yarın bir beklenti var. Şu kışı atlatsak, gelse bir bahar, çiçekler perişan, dallar perişan. Sokaklar boşaldı, parklar boşaldı. Herkesin içini bir korku aldı. Yaşlılar, hastalar eve kapandı. Köprüler atıldı, sallar perişan. Bu ev hapsi bizde uzun sürerse,
Yaşlanır, biteriz böyle giderse. Göbeğimiz sarkar, düzlenir ense, sazımız kırılmış, teller perişan. İşin şakası yok, paslanacağız. Evde kebap olup soslanacağız. Sekseninden sonra uslanacağız. Gün akşam olmuş da yıllar perişan. Peki İbrahim Hocam, öğretmenim, çok teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum. Bu önemli eser için sizi tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah pek çok kişi bu kitaba ulaşarak Süleyman Çakır'ı daha yakından tanımış olur. Evet sevgili izleyenler, bugünkü konuğum eğitimci yazar ve son olarak da Süleyman Çakır Lisesi kitabını yazan sevgili öğretmenim İbrahim İpek'ti. Hocam bir, kapatıyoruz çünkü süremiz çünkü tamamlandı. Başka yayına gidecek i̇şte program var bizden sonra. Edecek, onu söyleyecektim ya. Ama yani tamam. Süremiz bitti. Değerli izleyenler, haftaya artık buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgili İbrahim Hocam'a da sevgiler, saygılar ve sağlıklar diliyorum.